Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Kasas suresi 83. ayet-i kerime. Tilke darul ahire nec'aluha lillezine la yuridune uluven fil ardı ve la fesada vel akibetu lil muttakin. Men ca'a bil haseneti felehu hayrun minha ve men ca'a bis seyyiati fela yuzzellezine amilus seyyiati illa ma kanu ya'malun. İnnellezî farada aleykel Kur'âne lerâdduke ilâ me'âd. Kul rabbi a'lemu men ca'a bil hüdâ ve men huve fî dalâlin mübîn. Ve mâ kunte tercü en yulqâ ileykel kitâb illâ rahmeten min Rabbik. Fela tekunenne zahiren lil kafirin. Ve la yasuddenneke an ayatillah. Ba'de iz unzilet ileyke ved'u ila Rabbik. Ve la tekunenne minel müşrikin. Ve la ted'u ma'allah ilahen ahar. La ilahe illahu. Kullu şeyin halikun illa vecehe. Lehül hükmü ve ileyh turcaun. Sadakallahu razim. Evet, ayet-i kerimede Rabbimiz mealen Bismillahirrahmanirrahim. İşte ahiret. Yani mukayese et. İşte dünya yurdu. İşte ahiret. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. İşte hedefte böyle bir şey var. Ona göre ayağını denk al. Ona göre yapılması gerekeni yap. Bismillah. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. Yani hakikaten Cenab-ı Hak, mesela iyiliği niyet ettiği zaman insan yapmasa bile yapmış gibi Cenab-ı Hak sevap veriyor. Ama kötülüğü niyet etse, yapmasa Cenab-ı Hak ceza vermiyor. İyiliği yapmayı niyet ettiği zaman yaptığında bir aşr-ı emsaliha, 1'e 10 veriyor Cenab-ı Hak. Yine daha da ötesine gidiyor. İnnel hasenat yüzibne seyyiat. Cenab-ı Hak İnsanın bir iyilik yapması neticesinde kötülüklerini siliyor. Aynen bugünkü eğitim sisteminin tersini yapıyor. Bugünkü eğitim sisteminde eğitimciler diyor ki, devlet, YÖK, Milli Eğitim diyor ki, eğer 3 tane yanlış yaparsan diyor, 1 tane doğrunu silerim diyor. Ne kadar tezat. Ne kadar tezat bir durum. Bu nedir? İnsanı aslında yanlış yapmaya iten bir sebeptir. İnsan böylece yanlış yapmamak için telaşa girecek, yanlış yapacak. Böylece bu hareketiyle daha fazla yanlış yapmaya sevk ediyor. Oysa doğruya teşvik etse, dese ki 3 tane doğru yaparsan bir yanlışını silerim dese, insan o zaman doğruya odaklanacak. Yanlışa değil. Doğruyu yapmaya çaba gösterecek. Yanlışa değil. Yanlış yapmamak için yanlış üzerine odaklanmayacak, doğru üzerine odaklanacaktır. Oysa Allah bir de tersini yapıyor. Bir iyilik yaptığın zaman innel hasenat, iyilikler kötülükleri götürür diyor. Yani tezat bir durum beşerim ki. Yani yanlış yaptığın zaman tamam da doğrunun suçuna gel. Yani yanlış yaptı tamam, yanlışından dolayı onu ödüllendirme, ona not verme. Tamam da yaptığı doğrunun günahına yani. Mantık dışı bir uygulama. Bismillah. Kur'an'ı sana farz kılan Allah şüphesiz seni dönülecek yere döndürecektir. Peki. Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Yani kimmiş hidayet üzere, kimmiş sapıklık, elbette onu Allah daha iyi bilir. Bununla ilgili bu ayetin Mekke ile Medine arasında hicret sırasında indiği rivayet edilmiş. Buna göre Hazreti Peygamber'e aleyhissalatü vesselam müşrikler tarafından çıkarıldığı Mekke'ye tekrar döneceği haber verilmiş olmaktadır. Dönülecek yer ahirette en yüksek makam şeklinde de yorumlanmıştır şeklinde bir izah var. Bismillahirrahmanirrahim. Sen bu kitabın sana verileceğini umuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyleyse kafirlere sakın arka çıkma.
Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma sen. Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur. Ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz. Evet. Burada 85. ayetin nüzulü ile ilgili Kur'an'ı sana farz kılan Allah elbette seni döneceğin yere döndürecektir. Daha Hak'tan rivayet edildiğine göre O şöyle demiştir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret etmek üzere Mekke-i Mükerreme'den çıkıp Cuhfe'ye ulaştığında Mekke'yi arzuladı. Özledi de bunun üzerine Allah Teala kendisine bu ayet-i kerimeyi indirmiş oldu. Diğerleri de hemen hemen aynı rivayet üzere ve 88'de onun veçi dışında her şey helak olacaktır. Her nefis ölümü tadıcıdır. Ayet-i kerimesi nazır olunca ona ey Allah'ın elçisi melekler ne olacak? Onlar da ölümü tadacaklar mı diye soruldu da bu ayet-i kerime nefis taşıyan, nefes alan, canlılığı olan her canlı. Ama bu büyük hakikat yeri gelince ifade edeceğim onun veçi dışında yani ona temayül eden, ona teveccüh eden, ona bakan, onunla ilgili olan, halisen li veçillah olan şeyler bakidir, onun dışındakiler fanidir. Yani Allah için olmayan dünya dolusu altın, elmas, ahiret için olan, Allah için olan bir elmaya muadil değildir. Yani kainat dolusu aklınıza ne gelirse gelsin. Kainat dolusu bir şey ki o Allah için değildir. Allah için olan bir şey ki nokta kadardır, o öbüründen daha kıymetlidir. Daha da ebedidir, bakidir. Şöyle bir önceki sohbette şöyle bir örnek vermiştim. Diyelim ki elmanın yaratıldığı İlk andan en son anına kadar bütün elmaları düşündük. Bütün elmaları düşündük. Sayı itibarıyla. Hatta belli müşahhas bir verelim. Kentrilyon çarpı kentrilyon tane elma olsun. Ve onun üzerinde Allah'ın ismi söylenilmesin. Ve o şekilde yenilsin. Ve gübre oldu. Ama bir elma ki, tek bir elma ki, onun üzerinde Bismillah denildi, yenildi. Fikir, zikir, şükür. Yenilirken Rabbimizden geldiği düşünüldü ve akabinde de elhamdülillah denildi. O bir elma diğer bütün elmalardan daha kıymetlidir, daha çoktur. Çünkü ebedidir. Üzerine elhamdülillah denilmiştir. Onun için Allah'a müteveccüh olan şey bekaya müteveccühdür. Allah'a yönelik olmayan bir şey fanidir, fenaya mahkumdur, yok olmaya, bitip tükenmeye sebeptir. Evet, Kadı Beyzavi'de evet, netice akibettir. Akibet müttakilerindir. Her şeyin sonu, dönüşü, varlığı, sonu elbette ki akibeti Allah'tan korkanlar içindir. Ve Allah için olanlar içindir. Evet, iyilik yapana elbette ki yaptığı iyiliğin en az itibariyle misli ve dediğim gibi bir aşı emsaliha. 10 katı elbette ki ona verilecektir. Fazlasıyla Cenab-ı Hak verilecek. Dediğim gibi verildiği gibi sadece onunla kalmayacak. İnnel hasenat yüzüme seyyat. İyilikler de kötülükleri silip götürecek. Efendimiz buyuruyor. Her kim Kasas suresini okusa, Hazreti Musa'yı tasdik eden ve yalanlayanlar sayısınca mükafat alır. Göklerde ve yerde ne kadar melek varsa, bunların hepsi kıyamet gününde o kimsenin sadık olduğuna şahitlik yapar. Bu da Saffet-i Tefasir'deki izah olmuş oluyor. Evet, burada nüzulü ile ilgili o Cuhfe'ye Efendimiz varınca, yani ister istemez o beldesi, o mübarek belde Mekke'ye elbette ki kendi bulunduğu şehirden zulme maruz kalmış olaraktan çıkartılıyor. Acı bir durum hakikaten. Zillette olan insanlar, aziz olan insanı oradan çıkarıyorlar. Burada geçmiş olan edebi sanatlar, belagat kuralları da burada ayrıyeten zikredilmiş olmaktadır. Bazı alimler kimi kanaat doyurmazsa ona Karun'un mülkü daha yetmez demiş ve şu beyitleri okumuş. Kanaat öyle iyi bir şeydir ki onun yerine başka bir şey istemezsin. Nimetler de onda, bedenin rahatı da ondadır. Bütün dünyaya sahip olana bir bak. Bu dünyadan pamuk ve kefenden başka bir şey götürdün.
götürmedi. Yani geriye hiçbir şey yok. Bir çorabını bile götüremedi. Ne tapusu, ne şunu, ne bunu. Hiçbir şeyi elbette kendisiyle götüremedi. Hepsi burada kalmış oldu. 83. ayette ahiret ifadesi geçmişti. Ahiret diğer manasına gelmekle birlikte bildiğiniz gibi imanın şartlarından olup Kur'an'da 5 farklı şekilde tefsir edilir. Her biriyle ilgili birkaç ayet vardır. Birinci kıyamet, kalkış manasında kullanılır. İkinci hasseten cennet kastedilir. Üçüncü hasseten cehennem kastedilir. Dördüncü kabir kastedilir. Beşinci olarak ahir, son, sonuncu anlamlarına gelmiş olur. Kabir, ahiret, cennet, cehennem bütün bunlar ondan niyet edilmiş olmaktadır. Ravede ifadesi bir şeyi kibarca tekrar tekrar istemek manasını istedi. Otlak arayan kişiye de bu şekilde ifade etmek, varit olmak, vurud etmek, bunu daha önce de geçti, varmak manasına da mesela sürü suya vardı gibi şekilde kullanılmış olur. Onunla ilgili burada iki sayfalık izah ve ilgili olan ayet-i kerimeler zikredilmektedir. Evet ve 83. ayet-i kerimede bu konuyu Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur Külliyatı adlı eserinin Lem'alar'da 70. sayfasında ve 71. sayfasında akıbetin müttakiler için olduğu, hakkın üstün olduğu, ona üstün gelinmeyeceği yine Lem'alar 85 ve 86'da bunu zikretmiş olmaktadır. Evet, akıbet gerçekten müttakilerindir, Allah'tan korkanlarındır. 85, 86, 87. ve Barlar Aykası 305. sayfasında, Nur'un ilk kapısı 161. sayfasında, 162. sayfasında ve akıbetül müttakin ayetini Bediüzzaman Risale-i Nur Külliyatı'nda tefsir etmiş olmaktadır. Göstermiş olduğum yerlerde. Evet, 85'te Kur'an'ı okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı sana farz kılan Allah elbette seni yine dönülecek yere döndürecektir. Yani akıbet yine senindir. İster dünya yönüyle olsun, ister ahiret yönüyle ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en sonu Mekke'ye dönmüş oldu. Ve o da haşmetli bir şekilde, o da müjdeli bir şekilde Efendimiz tekrar Kâbesine, memleketine kavuşmuş, dönmüş, ulaşmış oldu. Evet ve 88. ayet-i kerimenin tefsirinde vecih ifadesi geçmişti. Vecih, teveccüh, vicah, yüz, müteveccih aynı kökten gelmiş olur. Kur'an'da 10 ayette geçen vecih lafzı bazen lafz-ı celale, Allah lafzına, bazen Rab ismine, bazen de zamir-i muzaf olarak zikredilmiş olmaktadır. Yüz organı ifade etmiş olur. Yani ancak cihet, yön, Allah'ın zatı müstesna her şey yok olur. İşte burada şu manada var yani. Allah'ın zatı müstesna her şey yok olucudur. Yani ona yönelik olan şeyler de yok olmayacaktır. İstisnadır. İşte onun için demin o örneği verdim. Yani bir şey ki Allah'a yönelik ise, yönelik ise hem Allah'ın zatı gibi Allah'a yönelik olan şeyler de onlar da bakidir. Onlar da yok olmayacaktır. Celal ve ikram sahibi Rabb'in zatı baki kalacaktır. Allah nasıl baki ise ona müteveccih olan şeyler de onun gibi bakidir. Bekaya namzettir, ebediliğe namzettir. Onlar da onlar gibi ebedi olaraktan kalmış olacaklardır. Evet. Ayette heleke ifadesi geçmişti. Helak olma, yok olma. Kur'an'da 4 şekilde tefsir edildi. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Ölmek anlamına geliyor. Azap manasında kullanılıyor. Dal ve kaybolmak manasında. Bir de fesat anlamında olmak suretiyle 4 farklı şekilde helek ifadesi, helak ifadesi kullanılmış oluyor. Yine şair Levid'in dediği gibi en doğru söz onu şu mısra. Haberiniz olsun ki Allah'tan başka her şey boş ve anlamsızdır. Levid, şair Levid böyle diyordu. Muallakat-ı Seb'a'nın sahiplerinden Kabe'ye okumuş olduğu şiirler Kabe'ye altın harflerle yazılıyor. Hatta bir gün Levid'in kızı, o da edebiyat ciheti var, belagat ciheti var. Kur'an ayetleri inince gidiyor babasının Kabe'deki altın harflerle yazılmış olan kasidesini indiriyor. Kızım niye indirdin diyor. Baba diyor ayete karşı senin bu sözlerinin bir anlamı kalmadı diyor. Evet, Bediüzzaman da bunu asar ve mahlukat fanidirler. Yani Allah'ın dışında olan her şey fanidir. Ancak
Allah'a yönelik olan şeyler ancak ebedidir, daimidir ve kalıcıdır. Yine bununla ilgili olarak da Bediüzzaman Hazretleri Zeyl başlığı altında Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak, ulaşacak tarifler, yollar pek çoktur. Bütün hak tarifler Kur'an'dan alınmıştır diye bunu devam ederken bu ayeti tefsirinde Sözler adlı eserin 476 ve 77 Kullu şeyin halikun illa veşe hatve halinde zikretmiş olduğu bu ayetin tefsirinde Bediüzzaman Hazretleri Sözler adlı eserin 477. sayfasında 478 ve 79. sayfasında tefsir etmekte. Yine 24. pencerede Sözler adlı eserinin Kullu şeyin halikun illa veşe la ilahe illahu kullu şeyin halikun illa veşe bu ayet-i kerimeyi de Sözler 676 ve 77'de orada tefsir etmiş olmaktadır. 677'de 30. pencerede de aynı şekilde Kullu şeyin halikun illa veşe ayetini 683. sayfasında tefsir etmiş. 84. 684 ve 685'te devamında 686'da ve aynı zamanda Mektubat 59. sayfada ve 59-60. sayfada 3. lema. Hakikaten bu 3. lema çok harika bir şekilde. Hepsi birbirinden harikadır. Beni en çok etkileyenlerden hakikaten birisi. Bekaya ait olan ifade ya baki entel baki hakikaten de ifade etmiş oluyor. Orada da bu genişçe tefsir edilmiş oluyor. Lemalar adlı eserin 14. ve devamındaki sayfada 15. hakeza sayfasında. Buradan da okuyabilirsiniz. 17. sayfasında da bu ayet-i kerimeyi 18. devamıyla toplam 31 sayfa olaraktan Lemalar 244-245. sayfasında yani Allah'a ait olan 245. sayfasında olan her şeyin ebedi olduğu, ona ait olmayan şeylerin fani olduğu. 246-247. sayfalarında Mesnevi Duriye'nin 207 ve 208. sayfalarında 209. hakeza sayfasında Barla Laikası 202-203. sayfasında bu ayet-i kerimeyi Barla 205'te hakeza 298'de bu ayet-i kerimeyi Bediüzzaman Hazretleri harika bir şekilde hakikaten tefsir etmektedir. Böyle tefekkür ederekten, tezekkür ve tedebbür ederekten okumak lazım. Yine 88. ayette dua ifadesi geçmişti. Dua Kur'an-ı Kerim'de 6 şekilde tefsir edildi. Her biriyle ilgili birkaç ayet örnek vardır. Kavil ve söz manasında, 2 ibadet manasında, 3 nida, seslenmek, yüksek sesle çağırmak, davet etmek manasında, istigase, yardıma çağırmak, yardım talebinde bulunmak manasında, 5. olarak istifam, sormak manasında, 6 istemek, istekte, talepte bulunmak manasında, kullanılmış olmaktadır. 6 farklı şekilde dua kelimesi. Evet. Ayet-i kerimenin gramer tahliline bakacak olursak Bismillahirrahmanirrahim. Eddar ifadesi bedeldir. Nec'aluha cümlesi haberdir. Fil ardı car ve mecrur olmuş olup gulüvenin sıfatına müteallittir. Vel ahibetil müttakin ifadesi ise müstenifet, istinaf, iktidaiye başlangıç, mukadder bir suale cevap cümlesi olmuş oluyor. 84. Fela yüzzellezine buradaki yüzzellezine ifadesi şartın cevabıdır. Çünkü men edatı şart edatıdır. Ve hüve min ikameti zahiri makamı damiri. Zahirin yerinden böylece zamir makamına bir geçiş. Ve aslu fela yüzzevne. Bunun asıl anlamı yüzzevne takdirindedir. Fi isnad-ı amel-i seyyiyeti ileyhi mükerreren fadde tehcine li halihi. Ve ziyadeti teb'izi li seyyiyeti fi kulubi sami'in. Ve aslu sana'i fehum la yüzzevne takdirindedir. لِأَنَّ لَا اَنَّافِيَةُ لَيْسَتْ مِمَوَادِيَ الْفَا yani fa mevkiinden leyset manasında nefi edatı la. Ma, makanu ifadesi bu da ikinci mef'ul olmuş olmaktadır. 85 لَرَادُّكَدَكِ lam müz halikedir. Ona eklenmiş. Ki mesela genelde bu durumlarda baştaki lam ile sondaki şedde kuvvet ve tahkiki ifade ediyor. Elbette ve kesinliği, Türkçe'de mesela kullanmış olduğumuz yemin gibi. Mesela le emle enne cehennemi minel cinnet ve nâsı ecmeyin. Yeminler olsun kesin ve kesin gibi mana ifade ediyor. İlâne adin cer ve mecrur olmuş olur. Rad dükeye müteallektir. Kul Rabbi âlemu müstenifedir. Men ismi mevsul ve aynı zamanda mukadder olan yâlemunun mef'ulü olmuş olmaktadır. Ve mâ künte ifade cümlesi müstenifedir. En yurka mastar olmuş olup
Tercu'nun mef'ulüdür. İlla hasıl edatıdır. Rahmeten mef'ulün li ecrihtir. Sebebiyet bildiriyor. Ve istisna min umumil ahval. Min rabbike car ve mercu olmuş olup rahmetenin sıfatına müteallıktır. Fela tekünenle cümlesi ise ve ma künte cümlesine matuftur. Fiili muzari nakıs olmuş olup feta üzerine mevnidir. Bu ismi ise zamiri muhatap zamiridir. Ve zahiren ifadesi ise onun haberidir. Lil kafirine car ve mercu olmuş olup zahirene müteallıktır. 87. Ba'da ifadesi zarf zaman olmuş olup bu yasuddûneke fiiline müteallıktır. İsmi zarf olmuş olup muzafın ilehtir. Aynı zamanda sükun üzerine de mevlidir. 88. Ma'a zarf-ı mekan olmuş olup ilahenden hal olmak üzere ona müteallıktır. Cümle tenzih cümlesidir ve müstenifedir. İlla hüve ifadesindeki illa hasır edatıdır. Hüve ise mahsuf olmuş haberdeki müstetir zamirden bedel olmaktadır. Külli şeyin halik ifadesi müstenifedir. İlla istisna edatıdır. Ve şey ifadesi müstesna ve mansuptur. Lehul hükmü müstenifedir. Turcaune cümlesi bu ise aynı şekilde lehul hükmü cümlesine matuf olmuş olmaktadır. Gramer kuralı gereği olaraktan. Bir de cümlelerimizin ve kelimelerimizin edebi sanat olaraktan burada belagat kuralları 83, 84, 85, 88 ve genel olarak 71'den 88'e kadar burada edebi kurallarda zikredilmiş olmaktadır. Ayrıyeten kısadan da bir hissemiz var. Alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur, dahinemiz var. Hakikat üzere anlayıp bilen sen. Ne verdinse odur, dahinemiz var. Tutan el ve ayak senden gelüptür. Gören göz ve kulak senden gelüptür. Efendi, dil dudak senden gelüptür. Ne verdinse odur, dahinemiz var. Hüdayı biz bu zat-ı kende bulduk. Neye ef'al sıfat-ı kande bulduk. Fenayı ya sebat-ı kande bulduk. Ne verdinse odur, dahinemiz var. Bizim ahvalimiz ey hayyü kayyum. Cenab-ı Pakine hep cümle malum. Buyurdun oydu, illa kaldı madum. Ne verdinse odur, dahinemiz var. Hüdayı sen eriştir murada. Senindir çünkü hüküm arzu semada. Efendi dahli yok, gayrın arada. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Ve dahi bizim denemiz var. Allah alem bir sevap. En doğruyu bilen Allah'tır. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahir davam. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.